Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 10 Nisan Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, haftanın açılış programı bugün kalabalık. Taylar ilk startlarını alıyorlar. Allah ayaklarını düz bastırsın. İnşallah kazası belasız yıllar, günler artık güzel şeyler geçirmeleri dileğiyle. Tabii kalabalık bir yarış programı var. Bugün tabii ilk kez start alacak olan Arap Taylar olduğu için yarış haliyle bölündü. Çünkü çok katılım var. 10 koşulu bir program oldu ve 120 sapkının yer almış olduğu bayağı bir kalabalık yarış programı bizi bekliyor. Zor bir koşu, onu öncelikli olarak belirteyim arkadaşlar. Yani zor koşu olması yüksek ikramiyle, yani yüksek parayla oynamanız anlamına gelmesin arkadaşlar. Mümkün olduğunca kadar küçük oynamaya çalışın. Valla bunun büyüğü de küçüğü de fark etmiyor. O yüzden dikkat etmenizi ısrarla önereceğim arkadaşlar. Gelelim yarış programına. Bayağı bir kalabalık öneride bulundum ama yani bu kalkıp da hepsini yatırın anlamına değil. Sadece alternatif sizlere sunabilmek adına. Günün birinci koşusu saatler 13.30'u gösterirken şartlı 1-3 yaşlı Arapların 1000 metre kum yarışıyla ilk startımızı verelim. Herkese tekrardan bol kazançlar, bol şanslar dileğimizle. Gördüğünüz gibi 14 tayın yer almış olduğu koşuda 2, 6 ve 9'un da ekürü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Benim sıralama şöyle. 3-8 nolu Şah Fırtınası ile başlayacağım. Bu Derhadır'ın temsilcisi. Evet, Derhadır da aygırlığa başladı ve tayları ilk startını alıyor. Bu safkan bayağı iyi bir çalışmalara sahip. Benim bugün Cem Altun'la ilk startında, hepsi gerçi ilk startında biraz daha ön plana çıktı. En azından yarış çalışmalarını biraz daha fazla beğendim. 2 nolu Ermerhan, 6 ve 9 nolu safkanda ekür olan bu kutlar ekürleri de Nurettin Şen'le yine güzel hazırlıkları ve bir de tabii ki ekürü avantajlarıyla şanslı gözüküyor. 4 nolu Kaşmir Tay, bir Onur Kağan temsilcisi, Okan Gökçeli, Stardam Safkan yine iyi hazırlıklara sahip. Bayağı da iyi bir görüntüde olan bir isim. Daha sonra 10 nolu Yenişehirli bir Özgür Han temsilcisi Mahsun Demirbaş'la start alacak olan bu Safkan'da yine beyaz bayrak aynı yapabilir. Gerçi buranın kollarları bir avantaj diye sakın şey yapmayın arkadaşlar. Bunlar gerçi çim de öyle de karşı düzlükten mi yapıyorlar? Ayrı bir start yerleri var bunların. O yüzden dikkat edin. Yok içmiş yok dışmış. Onlar bayağı karışıyor çünkü ortalık. 10 nolu Yenişehirli'yi yazalım. Daha sonra da 13 nolu Star Karınca. Bu Onur Kan temsilcisi Sinan Özen'le yine uzun zamandan beri itinayla hazırlanan bir diğer tay. 8, 2, 4, 10, 13 öncelikli olarak önereceğim isim ama 5 nolu Melik Amca ve 7 nolu Rock Family en azından bu safkanlarda ilave edilebilecek isim veya bu safkanları tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Günün ikinci koşusu şartlı bir 3 yarışımız 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışıyla başlıyor ve 7, 11, 12'nin ekürü olduğu 12 safkanın yer almış olduğu koşu. 5 nolu Likaki, bu kaptan Rio temsilcisi Nevzat Avcı ile bu aralar toparlanan bu isimden güzel bir yarış bekliyorum. Daha sonra 1 nolu Zircon, bir General Quartet temsilcisi Mehmet Kaya ile start alan safkan son yarışında güzel bir birincilik ve bence de burada da oldukça şanslı duruma geldi. Daha sonra 4 nolu Bibahan, bu Tokyo temsilcisi Mustafa Çiçek ile yine görmüş olduğu yarışlardan sonra son ikinciliği oldukça tatminkar olan bir isim. 8 nolu Karavetır, Mendip temsilcisi Mertcan Çelik de yine toparlanan ve bugünün yetkili isimleri arasında gözüken isim ve son olarak da 6 nolu Kandıra Güzeli, bu Kuloğlu temsilcisi Ali Yıldız da son 2 yarışında 2 tane güzel ikinciliğiyle burada da kendine şans arayacak diğer isim. 5-1-4-8-6. Günün 3. koşusu Handicap 14, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına geldik ve 7 safkanında yer almış olduk. Koşuya baktığım zaman sonraki yarışında güzel 2 tane ikinciliğiyle bugün Gökhan Gökçeli start alacak olan 1 nolu Speedy Hunter. Bu Speedy Wolf temsilcisi güzel hazırlıklarıyla ve mesafeye yatkınlığıyla burada bir hayli şanslı. Ben yana tek rakip vereceğim. O da son yarışından aşama kaydeden güzel bir form yakalayan 3 nolu Ginseng. Bu Tokyo temsilcisi Nevzat Avcı ile bana göre en sert rakip konumunda. O yüzden 1 ve 3 benim bu koşudaki sıralama oldu. Günün 4. koşusu şartlı 2-3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum yarışına geldik ve 8 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman zor bir koşu ama ben bugün 6 nolu Boltline Girl. Liner temsilcisi Ali Kaplan'la oldukça uygun kilosuyla ve bu aralar iyi durumuyla en azından gruplarında böyle güzel fırsatı yakalamışken ben de bu grubu geçebilecek kapasiteye sahip. O yüzden tabii ki riskli bir tek ama bugünkü programda maalesef bunları yapacağız. Zaten aslında maalesef değil. Her programda yapmamız gerekir. O yüzden 6 nolu Boltline Girl benim bugünkü banko limanım oldu arkadaşlar.
Günün 5. koşusu 2. altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı, yine bir şartlı bir 3 yaşlı Arapların 1000 metrelik kum yarışıyla başlıyor. Ve baktığım zaman 14 tayın yer almış olduğu koşuda önceliğimiz 3 nolu Asil Aslan, Mutlum Özbey temsilcisi Sinan Çetin'le yine itina ile hazırlanan ve oldukça iyi çalışmalarıyla benim bugün ilk sırada şanslı gördüğüm isim 3 nolu Asil Aslan. Daha sonra 1 nolu Adam Kaya, Alma Ata temsilcisi Mehmet Kaya da yine iyi hazırlıklara sahip bir diğer tay. 6 nolu Hindi Kuş, Özgün Han temsilcisi Mahmut Bağla yine bugünün etkili isimleri arasında gözüküyor. Çalışmaları gayet tatminkar olan bir isim. 9 nolu Turan Bey, bu Sultan Defus temsilcisi Nevzat Avcı ile yine iyi çalışmalarıyla ve 5 nolu Atılım Bey'i, bir Baba Mevlüt temsilcisi Mahsun Demirbaş da yine bugünün şans verdiğim diğer ismi. 3-1-6-9-5 bu 5 tay biraz da olsa ön planda ama dediğim gibi ilk kez start alacak yarışlarda burada start sıkıntısı var, yer bulma sıkıntısı var, hele bir de trafik sıkıntısı Allah'ın emri var. O yüzden 14 nolu Natural, 7 nolu Şanslı Enes ve 10 nolu Vezir Köprü'de bu ayakta bu safkanları tercih etmek isteyenlere önerebileceğimiz. Günün 6. koşusu handikap 14, 4 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı 4 ve 6'nın ekürü olduğu ve 15 safkanın yer almış olduğu yine kalabalık bu yarışta önceliğimiz 5 nolu ilelebet olacak. Bu uçan nolu temsilcisi Mertcan Çelik'le görmüş olduğu yarıştan sonra toparlanan ve son yarıştaki güzel 4. ile formunu yükselten bu isim bende biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 10 nolu Fukara, bu Şimşek nolu temsilcisi Ali Kaplan da yine son güzel birinciliğe sahip olan bir isim. Yine güzel formuyla burada da şans verdiğim safkanlar arasında. 1 nolu Yeni Köylü'nün bu Güntay temsilcisi Ali Yıldız da yine güzel bir form yakaladı ve son yarışını da kazanan bu isim. Yine grubun uygunluğuyla şanslı. 2 nolu Buz Pınarı bu Kaysberg temsilcisi Tolga Yıldız da yine kendi aile atlarından birisi bu safkanda. Ve bu safkanda genel görüntüsü bu aralar iyi duruma geldi. Ve son olarak da 3 nolu Baba Fahrettin ve Yakup Bey temsilcisi Mahmut Bağla yine bugünün şans verdiğim diğer ismi oldu. 5, 10, 1, 2, 3 bu koşudaki sıralama. Günün 7. koşusu handikap 14 dişiler ayı 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik. Ve 9 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman evet burada 6 nolu The Athletic ve Lineart temsilcisi Onur Yıldız da son güzel birinciliğiyle burada biraz daha diğer rakipler oranla ön plana çıkan isim. 7 nolu Trudy, Vivian Rivoli temsilcisi Kadir Tokaçoğlu, Stad Avsakan yine oldukça istikrarlı ve formuna gidiyor. Bu güzel formuyla bence bir birincilik de araya getirebilir. O yüzden Tokaçoğlu da 7 nolu Trudy bayağı şanslı gözüküyor. Ve son olarak da yine bugün şanslı verdiğim ve iyi koşmasını beklediğim 3 nolu Derin Doğa da Kürşat Yılmaz da önerebileceğim son isim. 6-7-3 7. koşu için. Günün 8. koşusu şartlı 3, 4 ve yukarı Arapların 2100 metre kum yarışına geldik. Ve 10 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman ben 5 dolu Bestekar, bu Özhaber temsilcisi Tolga Yıldız da sezona aradan sonra bir sıfırla başladı ama tabii bu safkan bayağı bir kalite safkan ama bir türlü şu safkanın galopunu yakalayamadık. Demek ki gizli saklı galoplar yapıyor bu safkan artık o yüzden biraz tereddütte beni bıraktı yani açıkçası ama normal böyle koşmuş olsaydı inanın hiç gözüm kapalı bu ayağı tek olarak geçebilirdim ama şimdi en azından bu yarışı görmek lazım. Tabii görürken kazanır mı kazanmaz mı artık son verilerine bakmak lazım ama son verisi yok bu safkanın. O yüzden 5 nolu Bestekar'ı yine kalitesiyle Tolga Yıldız'a ilk şans vereceğim. Ama 1 nolu Erdoğdu, bu Hızlıtay temsilcisi Eray Çizik'le yine bu aralar iyi gözüken bir isim. Bence burada da etkili koşmasını bekliyorum ve son olarak da bir Kazberk temsilcisi olan 7 nolu Emin Adamı da Onur Yıldız'a ilave edip bayağı 5-1-7 olarak geçebiliriz. Günün 9. koşusu şartlı bir 3 yaşlı Arapların 1000 metre kum yarışının bölünen bu son ayağında 3 ve 4'ün ekir olduğu 15 tayın yer almış olduğu koşuda önceliğimiz 2 nolu Altıntepe, bu Özgün Han temsilcisi Özcan Yıldırım'da yine itina ile ve güzel dereceli galoplarla hazırlanan bu safkan ben de ilk sırada. Daha sonra 11 nolu Polat Ağa, Özhaber temsilcisi Mustafa Çiçek de yine iyi hazırlıklara sahip ve bayağı da iyi bir görüntüye sahip bir isim. 11 nolu Polat Ağa, daha sonra 8 nolu Gürsuyum, bu turba temsilcisi Sinan Özen'le yine iyi hazırlıklara sahip bir diğer tay ve son olarak da 6 nolu Can Güldüz, bu Kazberk temsilcisi Mertcan Çinik de yine iyi hazırlıklarıyla ön planda gözüken diğer tay. 2-11-8-6 bu 4 tay biraz daha ön plana çıkan isim ama 10 nolu Özcan'ım ve 3 nolu Aydın Efes'i de bu ayakta ilave edilecek diğer isimler.
Günün son koşusuna geldik. Handikap 15, dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına. 3 ve 7'nin ekürü, 10 ve 14'ün de ayrı ekürü olduğu, 16 safkanın yer almış olduğu bu günün kalabalık son koşusunda ben 5 nolu Demir Bike, bu Demir Deven temsilcisi Tolga Yıldız start alacak olan safkan nihayetinde uzun zamandan beri bayağı birinciliği hasret olan bu safkan son yarışta iyi rakiplerini geride bıraktı ve kazandı. Kazandıktan sonra 18 günlük bir arası var ve arasında tabii ki bu yarışından sonra 3 tane bayağı ciddi ve güzel çalışmaları, bayağı da formunu daha da yükselttiğini görüyorum. Riskli bir ayak, kalabalık bir ayak çünkü ben her şeye rağmen bu ayağı banko limanları olarak vereceğim. Yani 5 nolu Demir Bike'yi Tolga Yıldız'la günün son ayaktaki banko limanın. Günün şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.